Takımla yaşayan e, kimin e, performansının iyi olduğunu ancak teknik adamlar bilir. Biz bilemeyiz yani. Evet. Hele hele hiç hayatında antrenman seyretmemiş, o oyuncuyu orada e, günlük performansını görmemiş insanlar ahkam kesiyorsa kimse kusura bakmasın ya bunları yapmayacaksınız. Sosyal medyadan o niye oynamıyor, bu oynamıyor değil. Gidin bir antrenman izleme imkanınız varsa izleyin. Gerçek gazeteciyseniz izleyin görün oyuncunun performansını. Peki. Belki hoca doğrusunu yapıyor. Nereden biliyorsunuz şimdi yani? Şimdi gelelim Lugano Rövanşı'na. Üç gol atan, hücumda özellikle çok iyi bir performans sergileyen ama üç golde de yiyen bir Beşiktaş vardı. Rövanşta şimdi nelerin değişmesini beklemeliyiz onu ne dersin? Ya çok bir şey değişmeyecektir. Ee, sadece 11 özelinde şunu söyleyebilirim. Demin Kartal Yiğit de söyledi. Rafa Silva'nın merkeze evet. gerçek ve daha iyi oynadığı, daha özgür olduğu, daha fazla alan bulduğu bölgeye geçişi olacaktır. Semih sol kanatta oynayacaktır. Enduru biz kulübede <laughs> göreceğiz büyük ihtimalle. Onun dışında 11'de bir değişim olur mu? Çok fazla zannetmiyorum. Koley büyük ihtimalle geri dönecek mi? Tabii tabii. Paulista Koley oynayacak savunma Emirhan bu <laughs> sefer <defa> kulübeye dönecektir. <laughs> e, Van Bronckhorst'un kısa sürede inşa ettiği <laughs> bir oyun var. Hakkını vermemiz gerekiyor. Hani bu oyunu oynayabilmek kısa sürede kolay iş değildir. Beşiktaş çok yüksek enerjiyle oynuyor bu arada. Geçen bununla ilgili riski de anlatmıştım. Ee, yani bu bir süreden sonra yıpratıcılık yol açabilir. Rotasyonun genişlemesi gerekiyor diye ama şu anda Van Bronckhorst e, kurduğu ideal 11 üzerinden devam etmeyi düşünüyor. Transferlerle belki rotasyon biraz genişleyecektir. Ben Beşiktaş'ın çok büyük bir sağ açı krizi yaşamasını beklemiyorum. Yine coşkulu bir oyun, yine yüksek bir ön alan baskısı, <laughs> yine bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı bir oyunla ben rahat bir şekilde turu geçeceklerini düşünüyorum. Yani çok fazla bir olumsuzluk yok benim kafamda şu anda. Avantajda zaten Beşiktaş şu anda. Ben de öyle kesinlikle yani tabii ki futboldu yani futbolun bir mucizesi olumsuz anlamda futbolun bir talihsizliğini yaşamazsa Beşiktaş Ben taraftarın önünde rahat bir şekilde turu geçer artı zaten ben Sayın Başkan'la geçtiğimiz günlerde bir sohbet etme imkanı buldum Başkan'ın Avrupa'ya bakış açısı çok farklı yani biz diyor Avrupa Ligi'nde bırakın turu geçmiyor Avrupa Ligi'nde çok ilerlemek istiyoruz diyor neden olmasın diyor bizim takımımız buna müsait. Hakikaten de müsait. Beşiktaş iyi bir takım oldu. Yani Avrupa Ligi'nde hedefi olacak bir takım olacak Beşiktaş. Yani değil bu turu geçmek ama hafife almamak lazım. Onu da söyleyelim. Yani ben ilk maçı bir futbol kazası olarak yorumluyorum. Yani 3-1'den Beşiktaş takımı normal şartlarda 3-3'e getirmez ama bir kaza olarak bakıyorum. Ee, bu kazanın yaşanmayacağını varsayarak Beşiktaş'ın Doğa Bahçede rahat bir şekilde iyi bir oyunla Zaten Beşiktaş'ın ön tarafı, hücum gücü çok zevk veren, uyumlu bir hücum gücü var. E, şu an bence Türkiye'nin en iyisi, her anlamda en iyisi. Bu konuda zaten bir problem yok. Ama e, geri için e, biraz sıkıntılar olduğunu, aynı şeyleri çok fazla söyleyemiyorum. Takım savunması anlamında problemler var. Özellikle işte Felix'in geldiğinden itibaren bu da azalacaktı. Oyun riskli. Zaten riskli yani. oyun oynuyorsun zaten çünkü hücumu düşünüyorsun. Önde oynamak istiyorsun. Tabii önde oynamak istiyorsun. istiyorsun. Kenarları zaten öne çıkarıyor hoca. Hele hele sol kenarı masakı sürekli önde. O zaman işte savunmada ee, işte o zaman da geri geriye gerekiyor. dönüşlerde evet. yani işte çabuk oynayan takımlar problem yaratabiliyor ama ben bu maçta hocanın e, buna da önlem alacağını düşünüyorum. Biraz daha düşünüyorum. dengeli oynayabilir. Dengeli oynayacak. Çok fazla böyle hurra ailece gidelim işte hemen dakika bir golü atalım. iki olsun, üç olsun o anlamda bakmayacak. Biraz daha böyle son, sabırlı ben. oynayacak. Kontrollü oynayacak. Taraftarlar da buna hazırlıklı olsun önce onu söyleyeyim. Hı -hı. Ama Beşiktaş'ın yine de o hücum gücüyle bu maçı e, kesinlikle koparacak, koparacağını söyleyebiliriz. Mesela Getson inanılmaz derecede kendini geliştirdi bu sistemde, bu hocada. Hoca'nın oyun felsefesinde yanındakilerin de özellikle Rafa Silva'nın gelişiyle e, Musrata'de biraz daha bence agresif olması lazım. Yani savunma anlamında agresif olması lazım ve çok teknik bir oyuncu, öyle bir oyuncu paslar. değil ama. Evet öyle bir oyuncu değil ama bunu yapması lazım. Yani böyle maçlarda Musrata fedakarlık yapacak, çift yönlü oynayacak, Gesson'a yardım edecek. Ben Gesson'un zaman zaman çok yalnız kaldığını düşünüyorum. Yani o da bir yere o da insan yani çok muazzam bir enerji harcıyor geriye geliyor ileride geriden top kapıyor ileride top taşıyor yani bir yere kadar e, sürdürebilirsiniz Musrati'nin biraz daha kendini artık göstermesi lazım olduğunu düşünüyorum ki kalitesi buna yetiyor böyle bir kalitede oyuncu o nedenle Beşiktaş e, Lugano karşısında çok fazla savunmada açık vermezse işi çok farklı bir şekilde götürür diye düşünüyorum ama gol yememesi lazım onu da söyleyeyim yani ilk golü yememesi lazım e, o nedenle bundan dolayı ki ee, orta sahayı güçlü tutup savunmayı güçlü tutan bir daha da daha doğrusu kontrollü oynayan bir Beşiktaş ee, bizleri bekleyecek. Ya daha sabırlı, akıllı oynayacaktır Beşiktaş bu maçta. Bu arada Udokai şimdi geldi, antrenmanları da çıkmaya başladı. Evet. Ligde de Sivas'la oynayacak Beşiktaş. Udokai acaba ne zaman devreye girecektir? Hazırlığı ile ilgili, hazırlık durumu ile ilgili bir bilgi var mı? Şöyle, ee, fizik olarak çok sıkıntısı yok dediler. Hı, hı. Yani büyük ihtimal ben Sivas Spor maçına kadroda olacağını düşünüyorum. Yani kulübe de başlar. Yani, yani 11'de olacağını düşünmüyorum. Aynen. O konuda da bir karar yok açıkçası yani verilmiş bir karar milli değil. Ara Bilgi sanki. anlamında He. söylemiyorum ama milli arası doğru. Şimdi önünde bir milli ara var. Büyük doğru. ihtimalle belki bir hazırlık maçı alınacaktır. O hazırlık maçında Udo da oynatacak hoca. Ondan sonra yavaş yavaş başlatacaktır. Ya yani bir anda biraz şeye de haksızlık olur. Yani ben biraz e, duygusal bakıyorum olaya. Yani koleye e, çok herkes belki zaman zaman kızıyor ama ben Koley'in çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. İyi bir profesyonel. E, ezgiden, Gidiyor galiba. Rol <laughs> Gidiyor mu Gidiyor bu arada kole. Şu an yok. Şu an bir şey hani yok. Yunanistan iddiaları falan ya, var iddialar İddialar var ama yani aslında baktığınız zaman hocanın da çok böyle illa ki gitsin şeyi yok. Fazlalık orada acaba? Fazlalık bence yok. Şimdi fazlalık yok. Emirhan var. 5 5 oyun 5 stoper var. Tayyip Talha var. var. Tabii. Orada ha, Necip doğru. evet. Necip, Necip şimdi gitti. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun diyelim bu arada. Kesinlikle. Yani orada e, çok ben fazlalık olduğunu düşünmüyorum. Üç tane sol stoper olacak da onun için söylüyorum yani. Yani Emirhan, oradan Emirhan geldi. Ve Koley var Üç tane sol stoper. Doğru. Tabii. Be, şimdi kontenjanı açma açısından evet belki Kole ile yolları ayırabilirsiniz. Çünkü Emirhan var yedekleyecek. E Tayyip Talla var. Ha, belki Tayyip Talla oynamayacağını düşünerek kendisi gitmek kararı alabilir. Olur. O da kiralık olur konserviste olmaz. Ama e, kontenjan açma anlamında diğer oyuncular hala problem çıkaranlar var. Bu arada Chamberlain Amar TV Abubakar konusunda Şu bir, bir gelişme şey yok. var mı? Bir şey yok ya. Ben belki Chamberlain'in diğerlerinden daha önce gidebileceğini düşünüyorum ama Abu Abubakar biraz işi yokça sürüyor. Yani baya bir problem var. Fesi olacak bence onun yani günün sonunda. en evet. sonunda tek taraflı olacak. İşte onu söylüyoruz. Yani bu yapılan sözleşmeler uzun vadede böyle sözleşmeler yapmayacaksınız. Ya yani günah şimdi tek taraflı feshettin diyelim. Vermezsen paranı ne olacak? Adam gidecek hakkını FIFA'da alacak. Belki tazminatıyla ödeyeceksin. Ya da anlaşarak fesh edeceksin. Bütün parayı vereceksin. Oynamadan parasını alacak. ya Bunlar sıkıntılı şeyler bütün kulüpler için. Beşiktaş son dönemler bundan çok ağzı yanan bir kulüp. Ee, bilmiyorum ne yapacaklar. Yönetimde işi hakikaten kolay değil bu anlamda. Ama e, oyuncu da almak durumundasınız ki bir an önce kontajjan açılsın ki oyuncu alasın. E, onu da yapamıyor şu an. Kontajanın açılmasını bekliyor. Zaten başkanın açıklaması da var. Gitti an getiriyoruz dedi. Hakikaten geliyor. E şu an şu an giden yok. Bunlar gidecek ki gelecek alacağınız adam. Peki. Öyle bakmak lazım. Trabzonspor'da Sunderland karşısında.